1899 Mart. Gemi limana yanaşırken masmavi denizin ve bulutların yansıdığı o ışıl ışıl gözleri parladı. Kıyıdaki ağaçların arasındaki nara ilişti gözleri. Aklına babasıyla birlikte diktiği fidan geldi. Gülümsedi. Doğru yolda olduğunu hissettiren bir işaret gibiydi adeta nar ağacı. İstanbul'a ayak basan Mustafa Kemal heyecanlıydı. Etrafına bakıp kendinden emin, "İşte nihayet hayallerimin gerçekleşeceği topraklardayım ve biliyorum, başaracağım," dedi. Bir müddet İstanbul'u dolaşıp okuluna doğru gitti. Karaharp Okulu'nda dereceye girmek zordu. Bunun farkındaydı. Daha çok çalışıyordu. Arkadaşlarıyla beraber memleket, siyaset, askerlik üzerine ve dünya ile ilgili görüşleri hakkında fikir alışverişlerini yapıp değerli zamanlar da geçiriyordu. Okula başlamasının üzerinden 2 ay geçmişti ki sınıf çavuşu oldu. Sonra da 3. sınıftayken üstün başarıları sonucunda kurmay sınıfına seçilip kurmay olmaya hak kazanmıştı. 1902'de teğmen rütbesine yükselerek Harp Akademisi'ne girdi. Mustafa Kemal'in üstün yeteneklerini keşfeden Osman Nizami Paşa onu bir gün evine davet etti. Mustafa Kemal azıcık da utanarak kendini onun sözleriyle ondan dinledi. "Mustafa Kemal Efendi oğlum, görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek konusunda yanılmamış evladım. Ben de şimdi onunla aynı fikirdeyim. Sen bizler gibi yalnız erkan-ı harp zabiti olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekan ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği için son derece tesirli olacaktır. Bu sözlerimi iltifat olarak alma. Sen de memleketin başına geçmiş büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri eşi benzeri olmayan özel bir yetenek, zeka belirtileri olduğunu görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum yavrum. Yolun açık olsun." Osman Nizami Paşa'nın bu sözleri kulaklarında hep çınlayacaktı. Hayatı boyunca ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerinin söze dökmek istedikleri cümleleri duyuyordu Mustafa Kemal. Harp Akademisi yıllarını askeri bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra gazete çıkararak, Almanca, Rusça gibi yabancı lisanlar öğrenerek, şiir, dans, güzel konuşma gibi askeri öğrencisi için pek de alışık olunmayan konularda da ilgilenerek geçirmişti. Ama gelecekte bir gün memleketini diğer ülkeler arasında daha üst seviyeye getirecek fikirlerin tohumunu ektiğini bilerek kendini geliştiriyordu Mustafa Kemal. Üstün başarılarıyla önce teğmen, sonra üsteğmen, 1905'te ise kurmay yüzbaşı olarak Şam 5. Ordu'ya memur oldu. Şam'da görev yaparken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Bundan tam 2 yıl sonra kıdemli yüzbaşı olduğunda artık memleketin içinde bulunduğu duruma iyiden iyiye kafa yormaya başlayan Mustafa Kemal, yönetim biçiminin gelişen dünyaya ayak uyduramadığını fark eder. Bu üzücü durum memleketin ilerlemesine, halkın refahına, mutluluğuna engel teşkil etmektedir. Üretimde, tarımda, eğitimde ve birçok alanda geri bırakmaktadır insanımızı. Her ne kadar meşrutiyet rüzgarıyla bir anayasa ve halkın kısmen temsil edilebildiği bir meclis kurulmuş olsa da yeterli değildir. Muasır medeniyetlerin seviyesine erişmek için halkın kendi kaderini tayin etme hakkının kendinde olması, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması şart diye düşündü Mustafa Kemal. İçindeki bağımsızlık ve memleket aşkı ancak bir cumhuriyet fikriyle hayata geçebilirdi. Ve 1908 yılında o artık hareket ordusuna kurmay başkanı olarak atanmıştı. Takvimler 1908'i gösterdiğinde İngilizler yüzlerce yıldır amaçladıkları Osmanlı topraklarını oluşturan halkların ayaklanma planlarını iyice ayyuka çıkararak Osmanlı Devleti'nin yıkılması, topraklarının paylaşılması konusunu yüksek sesle konuşur hale gelmişlerdi. Sonradan İtilaf Devletleri olarak anılacak İtalya, Fransa, Rusya ve Osmanlı'dan toprak talebi için kışkırtılan Yunanlar, sözde haritalar üzerinden topraklarımızı paylaşmaya başlamışlardı bile. Tarih, Osman Nizami Paşa'nın Mustafa Kemal hakkındaki isabetli öngörüsünün doğru olduğunu ortaya çıkardı. Tıpkı Paşa'nın dediği gibi Mustafa Kemal
yüksek sezgi ve zekasıyla her zamanki gibi olabilecekleri önceden görüyor ve doğru şekilde muhakeme edebiliyordu. Hatta bu öngörülerini ve çözüm önerilerini doğduğu topraklarda katıldığı İttihat ve Terakki toplantısında da dile getirmişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti artık yoluna bir parti olarak devam etmelidir. Silahlı bir teşkilat olmak yerine gücünü halktan alan ve halk için mücadele eden sivil bir yapıya bürünmelidir. Bunun karşılık görmediğini, cemiyetin hala ordunun içinde kalmaya devam edip ordunun gücünden daima yararlanmak istediğini üzülerek görür. Bunun sonucunda kararı İttihat ve Terakki'den ayrılmak olur. Mustafa Kemal için devlet içinde devlet fikri kabul edilemez bir fikirdir. İşte o gün milli mücadelenin Anadolu'dan başlaması gerektiğine, gücünü halktan alan ve bu gücü halkla cömertçe paylaşan bir düzenin tek çare olduğuna kanaat getirmiştir. Çocukluğundan beri yüreğinde yanan özgürlük ve bağımsızlık ateşi artık o mavi gözlerinden kıvılcım olarak taşarak göğü aydınlatır. Geriye dönüş yoktur. Mustafa Kemal'in kafasındaki bağımsızlık fikri, yüreğindeki ateş, cumhuriyet meşalesini sönmemecesine yakmıştır artık. Mustafa Kemal 1911'de binbaşı, 1912'de Tobruk taarruzunun muzaffer kumandanıydı. 1913 Sofya'da askeri ateşe, 1914'te yarbay, 1915'te albay, Anafartalar grup komutanı oldu. 1916'da Tuğgeneralliğe terfi ederek 6-7 Ağustos tarihinde Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri aldı. 1917'de 7. Ordu Komutanlığı'na atanarak tüm general oldu. Ve 1918, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanarak milli mücadeleyi başlattı. Kasım 1918'de İngiliz, Fransız ve Yunanlardan oluşan işgal kuvvetlerinin 55 parçalık donanması Boğaz'a girmiş, demir atmaktadır. Trenle Haydarpaşa Garı'na varan tüm General Mustafa Kemal, kendini bekleyen Enterprise, şimdiki adıyla Kartal adlı istimbotla Boğaz'a açılır. 7 yıldır o cepheden diğer cepheye koşmuş, yaşadığı mücadelelerden yorgun düşmüş olan Mustafa Kemal, bu manzara karşısında kederini bastırıp derin bir nefes alır, sonra ağzından şu tarihi sözler dökülür. Geldikleri gibi giderler. O güne dek yüreğinde bir kor gibi taşıdığı vatan aşkıyla kurtuluş meşalesini yakan Mustafa Kemal için milli mücadele asıl o an başlamıştır. 16 Mayıs 1919. İstanbul Üsküdar Kız Kulesi açıkları. Öğle vakti. Bandırma vapuru. Mustafa Kemal ve 18 silah arkadaşı İstanbul'dan Samsun'a hareket etmek üzere beklemekteydi. İşgal kuvvetleri Mustafa Kemal'in Anadolu'ya hareket edecek olmasından hoşnut değildi. Bir grup İngiliz askeri yorgun ve köhne bandırma vapurunun güvertesinde, kamara ve koridorlarında koşuşturmakta ve arama yapmaktaydı. Her yere iyice bakın. Ranzaların altına baktınız mı? Mutfakilere bakın. Hadi çabuk çabuk çabuk. Mustafa Kemal ise mavi gözlerini ufka dikmiş, aramanın bitmesini beklemekteydi. Askerlerin başındaki İngiliz subayı Mustafa Kemal'in yanına gelerek askeri terbiye gereği kendinden yüksek rütbeli olduğu için nezaketle selamını verip "Generalim, müsaadenizle kameralarınızı da aramamız gerekiyor. Üzgünüm ama emir böyle." "Buyurun arayın. Nasılsa silahları bulamayacaksınız." "Anlayamadım. Bu gemide silah var mı gerçekten?" "Evet, var." "Peki nerede? Neden biz bulamadık?" "Arayarak bulabileceğiniz, gözlerinizle görebileceğiniz bir yerde değil elbette." "Nasıl yani?" "Bizim silahımız kafamızdaki bağımsızlık fikri, özgürlük ışığı, yüreğimizdeki sarsılmaz inanç ve kararlılıktır. Bu öyle bir silahtır ki bu topraklardaki son fert,
son nefesini verene kadar arayamaz, bulamaz ve yok edemezsiniz. İngiliz subay bu sözler karşısında yutkunur. Verecek bir cevabı yoktur. Karşısında dimdik duran vakur adamın gözleri, binlerce yıllık tarihe sahip bir ulusun özgüveniyle delici bakmaktadır. İngiliz subay sahte bir özgüven takınarak askerleriyle birlikte gider. Düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak hür vatan topraklarında memleketin bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü için çalışılabilir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Anadolu'ya gidiyorum. Mustafa Kemal, Samsun'a milli mücadele için en güvendiği kişilerle, yani Anadolu'nun bu mücadeleye destek verecek ve kader ortağı olacak Türk ulusuyla buluşmaya gitmiştir. Anadolu halkının durumunu Karadeniz'den başlayarak azınlık çetelerinin ihanetini ve uzunca bir süredir bu ihanetle mücadele eden milislerin ne durumda olduğunu bizzat yerinde inceler. Tık Mustafa Kemal kafasında kurtuluş için gereken milli mücadele planını oluşturmaktadır. Milli mücadelenin devamı için Anadolu insanı örgütlenecek, Kuvayi Milliye güçlendirilecek, diğer dağınık müdafaa-i hukuk cemiyetleri Kuvayi Milliye çatısı altında birleştirilecektir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Mustafa Kemal'in milli mücadele çağrısı Anadolu'nun ileri gelenleri tarafından karşılık görüp çığ gibi büyümektedir. Madem ki milletimizin şerefi, haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür, artık bu hükümetten iyilik ummak abestir. Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız. Yol ve plan şöyledir. Amasya genelgesinde duyurulduğu gibi İstanbul hükümetinin içinde bulunduğu yer yer ihanete varan acizlik ve işbirliği görmezden gelinmeyecek. Erzurum ve Sivas başta olmak üzere çeşitli kongreler düzenlenecek. Anadolu'nun kalan takati Ankara'da tesis edilecek. Bir meclis eliyle Anadolu'nun ve halkın kurtuluşu için kullanılacak. Kalan vatan topraklarının müdafası için düzenli bir ordu tesis edilecektir. Vatanı düşman istilasından mutlaka kurtaracağız. Fakat vazifemiz bununla bitmeyecektir. Biz medeni milletler arasında yer alacağız. Mustafa Kemal'in dehası, inancı ve kararlılığı neticesinde bunların tümü kısa sürede gerçekleşir. Hatta kendisini derdest etmek için gönderilen 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, artık bir asker olmayan, görevinden istifa etmiş, hatta hakkında yakalama kararı çıkarılmış Mustafa Kemal'in huzuruna gelir, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan bir an yaşanır. Yaver Cevat Abbas hızla Mustafa Kemal'in odasına girer. Kumandanım, kumandanım! Arkasında süvari birliğiyle Kazım Karabekir Paşa geliyorlar. Gördün mü Rauf? Dediklerim doğru değil miymiş? Çok kalabalıklar demek. Evet efendim. İşte geliyor. Odada bulunan Mustafa Kemal yerinden kalkıp birkaç adım atıp durur. Sakinliğini koruyarak kendinden emin, gözlerini kapıya dikerek bekler. Rauf Bey de sessizliğini korumaktadır. Binanın önünde süvari bölüğü saf almış, sıralanmıştır. Kazım Karabekir Paşa görünür. Arkasını subaylar çevirmiştir. Yaklaşır, durur. Askeri selamını verip sakince... Emrinizdeyim paşam. Ben, subaylarım, erlerim, kolordum, hepimiz emrinizdeyiz. Mustafa Kemal, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. Yüksek öngörüsü gerçekleşti. Artık halkın temsil edilebileceği yeni bir meclisin, yeni bir düzenli ordunun kurulmasına engel kalmamıştı. Ve Mustafa Kemal, milletinden aldığı güçle o tarihi emri verdi.